Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün yanımda çok güzel bir çift var. Onlarla birlikte çok enteresan şeyler konuşacağız. Nasıl enteresan? Çünkü bu genç çift oturdukları bölgeden taşınıyorlar şehri. Efendim moderniteyi ellerinin tersiyle itiyorlar. Biz köye gideceğiz diyorlar. İşte hani şurada bir köy var bizim köyümüz deriz ya. Onlar o dedikleri köye yerleşme kararı alıyorlar. Çok radikal bir karar. Bu kararı alırken zorlandılar mı? Çift oldukları için, çocuklar oldukları için bunun üstesinden nasıl geldiler? Gelinebiliyor muymuş? Yani insan kendi hayatını çizerken ve belirlerken ille de belli kıstaslara, belli çerçevelere hayatını sıkıştırmak zorunda mı? Bunların hepsini bu misafirlerimize konuşacağız. Allah'tan karavanları buraya denk geldi de buraya düştü de kendilerini buluverdi. Yoksa ben kalkıp Kırşehir'e gitmem gerekecekti. Çok sözü uzatmadan bugünkü cennet yuvamız misafirlerine dönmek istiyorum. Hoş geldiniz gençler diyorum. Hoş gördük. Kübra'cığım pozitif ayrımcılık yapıyorum ben. Herkes biliyor. Erdoğan'dan başlayacağım. Başla daha iyi olur. Tamam. Ben eşlik ederim. Eksik kaldım. Eyvallah. O zaman Erdoğan kısaca seni tanıyalım. Ben Erdoğan Akman. Kırıkkale doğumluyum. Kütük, Kırşehir. Aslen yani baba. Kırşehir. 90 doğumluyum. 4 yaşındayken ailem iş sebeplerinden dolayı İstanbul'a göçüyor. 94'te. Hmm. 23 seneye yakın bir süre şeyde İstanbul'da yaşıyoruz. Anadolu yakasında. Okula falan da burada gidiyorsun. Okullar tabii tabii. 4 yaşında. 4 yaşında. Yani okul dönemim, ilkokul dönemim, üniversite hayatım Afyon. Afyon'da. O bir Afyon macerası var. Ondan sonra geri buraya dönüyorum. 23 sene gibi bir dilim. 22-23. Ondan sonra iş hayatı, evlilik. Ne iş yaptın? Neyle uğraştın? Daha çok Hayrat Vakfı, Hayrat Neşriyat. Orada çalıştım. Orada çalıştım. Tamam. Ondan sonra Kübra'yla tanıştım. Meslek olarak grafikerim. Tasarımcıyım. Ha. Sosyal medya uzmanıyım. Fotoğrafçıyım. Tabii bizim yani, bu işleri yapıyor. Yani. Yaptığım işler bunlar. Ama bugünkü videoyu o çekmiyor. Ay ona mı çektirseydik daha iyi olur. Ses fes falan. Neyse bunları bilahare biz kamerayı kapatınca konuşuruz. İyi oldu öğrendim. Ben çok fazla hayatlarını bilmiyorum. Bilmeden sizlerle burada öğrenmek istiyorum. O yüzden bazen diyorsunuz Emine Hanım nasıl şaşırdın öyle. Çünkü ben de sizlerle birlikte aynı anda duyuyorum. Evet şimdi Kübra seni tanıyalım. Ben de Ümmü Gülsüm Akman normalde. Kimlikte ismim Ümmü Gülsüm ama herkes Kübra diyebiliyor. Niye hayırdır? Ben 12 kardeşin en küçüğüyüm. İsmimi ailem Kübra koymuş. Kimliğimi çıkartırken unutmuşlar. Tabii de ilginç. Böyle bir hikayesi var. Nüfus müdürü de sağ olsun Peygamber Efendimiz'in kızlarının ismini koymuş. Ablalarıma da aynı şekilde olunca. Unutmadıydı onları. Kayınpeder Ümüş koy gitsin demiş. O da Ümüş olur mu demiş. Ümmü Gülsüm koyalım demiş. Doğru demiş. Evet. Hay Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi bir nüfus memuruymuş evet, o. Şimdi diğer ablasının ismi Fatma, Rukiye. Bir dördüncü kız olsa Peygamber Efendimiz'in kızları olacak. Evet. Yani onu iyi denk getirmiş. Genelde Kübra diyebiliyorlar da okul çevrem Gülsüm der genelde. Sen ne okudun? Ben Sivas'ta din kültürü öğretmenliği okudum. Son sınıfta evlendiğim için okuduktan sonra çalışmayı düşünmedim. Son sınıfta geldin Erdoğan'ı buldun evlendin ondan sonra okulu bırakmadın inşallah. Tamamladın. Yok bitirdim okulu. Tamam dur o hatta zaman. Daha da başarılı oldum yani hiçbir sıkıntı olmadı. Başarılı olmuş senin. Çünkü şey olmuyor abla nasıl hayat ve endişen olmuyor. Hani evlenecek miyim çalışacak mıyım nasıl olacak endişen olmuyor. Kafan rahat. Bu da güzel bakış. Öyle olunca hatta ben şöyle söyleyeyim İstanbul'da evliyim Sivas'ta okuyorum. Ara ara git gel yapıyorum. Çok rahat bir okul dönemim yani geçti. En yüksek notlarım yapıldığı dönem oldu. Erdoğan iyi gelmişsin Kübra'ya. Yani uçak sayısı veya otobüs genelde de uçakla geldi gitti. 15 gün 20 gün orada 10-15 gün burada. Çok zorlu bir dönem oldu. Peki o zaman hikayeye baştan başlayalım Erdoğan kardeşim. Benim oğlandan da 2 yaş büyük Erdoğan bu arada. Şimdi bizim burada bu tek taşımız var bunu hep gösteriyoruz. Sen de böyle tek taşlarını hazırlayıp Kübra'yı hoş nerede buldun o arada? Afyon, Kırşehir, İstanbul, evet. Sivas. Yani ne arada buluştunuz? Hangi bölgede buluştunuz? Nasıl tanıştınız? Nasıl bir evlilik kararı aldınız? Biraz orayı öğrenelim. Normalde ailelerimiz aslında Kırıkkale'de aynı mahalledeler. Siz yani, özde Kırıkkale'de bir arada, ikimiz de Kırşehirliyiz. Ama ikimiz de Kırıkkale doğumluyuz. Allah Allah. Evet. Biz önceden tanışıyor muydunuz? Yani evlenmeden önce uzaktan görüyordum. Yani çok bir
konuşmanın orada biri var diye biliyordunuz. Evet. Yani bizim arka caddede bunun annesi gildi var, dayısı gildi var. Biz de ön caddede ailemiz. Ben abisiyle yakın bir arkadaşım. Kendisinin İsmail diye bir abisi var. İsmail'le yakın arkadaşım. Daha sonra yengem aracı oluyor. Annesiyle konuşuyorlar. Hani aileler birbirlerine yakışırlar, ikisinin istediği kişiler, karakterler birbirlerine uyuyor diye. Ne güzel. Bak, aracı olmak böyle çok iyi ama her iki tarafı tanırsa aracı, biz hep söylüyoruz. Aracı her iki tarafı tanırsa çok iyi. Yani bizim, siz aracılar vesilesiyle tanıştırılıyorsunuz. Şimdi, yoksa bir herhangi bir muhabbetimiz falan olmuyor. Evlenmeden önce 10 senelik bir geçmiş var aile arasında. Ha. Yani benim ailemle Kübra'nın ailesi arasında 10-15 senelik bir mahalle komşuculuğu veya işte hemşericilik anlamında öyle bir ilişkimiz var. Sonra size aracılar vesile oluyor. Tabii ki Erdoğan isteyecek gidip. Evet. Kafanda nasıl bir imaj oluşturuyorsun evlilikle alakalı, işte kendi evine eş, kendine eş bir hanım? Nasıl bazı kıstasların var ki Kübra'ya evet bu olur ya, aracı da doğru tercih etmiş diyorsun Erdoğan? Şimdi şöyle söyleyeyim. Rahmetli kayınpeder mahremiyete çok dikkat eden biriydi. Yani eşim 95'li, ben 90'lıyım. 5 yaş var aranızda. Evet. Çok iyi. 10 senelik aile ilişkimiz var. Birbirimizi tanıyoruz, ediyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Abisi olsun, annesi olsun, benim annem ve babam hesabı. Bu 10 sene içerisinde ben bu arada Kübra'nın işte hani tabiri caiz veya doğruysa bana abi diyor zaten. Ama yani, arkadan abi işte Erdoğan abi. Ama şu, ama görmüyor zaten o abiyi. Konuşmuyor da. Size şöyle söyleyeyim. Yani biz istemeye gittiğimizde ben Kübra'yı net bir şekilde o gün gördüm. Yani kayınpeder gerçekten mahremiyete çok dikkat ederdi. Bu senin için önemli bir ölçüydü. Ben o ailede defalarca yemek yedim, defalarca çay içtim. Ama hiçbir sofrada Kübra yoktu. Yani bu diğer senin için ablam, önemliydi yani. Bizim için de önemliydi, onlar için de önemliydi. Zaten bize bu teklifi yapan büyüklerimiz yani gelince tamam dedim yani bir nevi. Ama görmediğim biri hala. Bir de şöyle bir mesele var. Benim abim hani ister istemez gençlik döneminde hani farklı arkadaş çevresi olur ya. Hani şununla beraber arkadaş olunca olumlu etkileri olur. Hani Erdoğan abimi namaza başlatan, işte o hayata yönelten. Hatta bize geldiğinde şey derdi, işte tereyağsız bir şey yemez, hani margarin falan yemezdi. Allah Allah, margarinden ne oluyormuş? Hani onu ben ilk defa... Margarinden çok şey oluyor, hemen oraya bir çizgi çiziyoruz. Çünkü boykota devam sevgili dostlar. Filistin olayı 7 Ekim'de başlamadı bizim için biliyorsunuz. Biz oldu bitti. Bu noktada sağlıklı yaşam için en azından ve artı tabii ki İsrail'e para kazandırmamak için İsrail ürünlerini boykot ettiğimiz gibi sağlıksız ürünleri de boykot ediyoruz. O dönemlerde de abin buna dikkat, yani Erdoğan ediyordu. Ben 2006'dan beri. Çok güzel. Herkes genelde kola içerdi. O yıllarda daha çok içiliyordu. Yani kola içmiyor, işte onu yemiyor. Hazır gıda çok tüketmiyor. Süper. Yani 2006'dan beri kola, cips, margarin, yani böyle bakkal yolu bilmeyen biriyim. Yani bu Hayrat Vakfı mensubu olan çoğu kardeşimiz öyle. Elhamdülillah İslami noktada hassasiyet olan herkesin de öyle olması gerekiyor. Hayrat'ın da özel bir hassasiyeti var evet. Kübra sen bunları duyunca tabii diyorsun ki tamam, bana aracı olan kişinin söylediği bu insanı görmesem de olur. Yani ben mesela ilk görüşme sırasında hiçbir sorum olmadı. Çünkü zaten soracağım çoğu şeyi biliyordum. Hani genelde ne sorarlar? İşte namaz kılıyor musun? Ya da dini hayatı nasıl? Zaten biliyoruz ve bizim ailemize yansımasını abimle gördüğüm için. Bir de ben yıllarca hep şeye inandım. Mesela dua ettikçe duanın karşılığını buldum yani bizden daha şimdi. Nasıl dua ediyordun? Yani mesela diyelim ki... Buradan örnek olsun. Karı koca aralarında diyelim ki atıyorum bir atışma oluyor mesela. Onu görüyorsun. Öyle olmaması için hemen anında dua ederdim. Onları kınamak yerine o kınayacağın anda onu duaya çevirmek. Yani bu bende olsa üzüleceğim bir mesele, hemen duaya çevirirdim. Hatta bir yakın arkadaşım var, ona danıştım işte böyle böyle birisi beni istiyor. Gülsüm sen farkında mısın? Bu senin yıllarca dua ettiğin kişi dedi. Allah yani 4 yıl boyu, 3 yıl boyu beni tanıyordu o sıra. 3 yıl boyu seni sürekli her böyle dua mevzusu, eşle ilgili dua mevzusu geçince ettiğin kişi dedi. Neyi düşünüyorsun dedi. Hani yine de bir danışayım, yakın arkadaşımla konuşayım, istişare edeyim dedim. Mesela hangi dualarına şahit oldu senin o arkadaşın? Nereye derdin? Mesela huyu, karakteri noktasında şöyle birisi olsun, aile bağları kuvvetli olsun diye.
ailelerin hatta arka caddede ya, ben mesela balkondan bakardım mesela bazen. Bayramlarda hep bir aradalar. Yani o birlik, beraberlik, şen şakraklık güzel yani. Sıla-i Rahme önem verdi. Zaten ailesini sürekli ziyaret eden, arayıp soran birisiydi. Onlar önemli. Keza dini açıdan o hassasiyeti. Ama genelde gelin hanımlar böyle aile bağlarını pek istemezler. Damadı alalım, anası babası Allah selamet versin. Ben kendi ailemde çok aslında kalabalık ama biraz çoğu yurt dışında olduğu için kopukluk oluyor. Hmm. Onun belki özlemi. Bir de halalarım yok, amcam yok. Babaannem, dedem onlar da olmayınca onlar bir eksikliği olmuş. Dedi, yeni bir aile edineceksen evet, böyle kalabalık olsun. Kalabalık, o eksik ailelerin de yerine otursun. Evet, kalabalık aile. Peki olur. Erdoğan, daha sonra siz bu köy, millet köyden şehire göçersiniz, şehirden köye göçmüşsünüz. Evet. O hikaye nasıl başladı? Kimden çıktı o Kübra'nın fikri, senin mi fikrin? Ya da ortak kararı nasıl verdiniz? Şimdi bunu geriye bakıp düşündüğümüzde, biz evlendiğimiz anda köye göçmek için kararı almışız. Yani nasıl hareket edeceğimizi düşünüyoruz. Yani hala kararı nerede aldığımızı hatırlamıyorum. Yani evlilikle beraber başlayan bir olay. Bu arada düğünümüzü yapıp ben köyde daha önce bir evimiz vardı annemgili. Yani düğün yapıp köye geçtik. Yani direkt buraya gelmedik yani, o memleket. Evet. O sıra yani, izni vardı. Ama herkes şehre gitmek ister Kübra. Yok, ben hiç sevmedim yani kalabalıklığı, o Curcuna'yı. Aile kalabalıklığını sevdim ama şehrin o modernitenin kalabalıklığından haz etmedim. Evet, Küçükçekmece Gölü'nün oradayım. Güzel bir yerde oturuyormuşuz. Bir buçuk sene yaşadık. Göl sadece bize birkaç dakika uzaklıkta ve iki kere inmedik. Yani çok kalabalık. Yani 1 milyon insanla piknik yapmanın, 1 milyon insanla beraber yürüyüş yapmanın. Şimdi bir gün Şamlar Ormanı'na gittik, zaten götürdüğümüz malzemeyi de çaldılar. O da ayrı bir mesele. Kolyeyi götürdük. Dedim ki kim alacak dedik. Şöyle hemen şurada mescide namazımızı kılak gerektik. Bir baktık kolye yok ortada. Yani 1 milyon adam kim oradan, yani o kadar dumanın arasında, sesin, gürültünün ve insanın arasında, açıkçası ben İstanbul'da doğaya kaçamakların hiçbirinde lezzet alamıyordum zaten. Dedin ki toplu doğaya kaçalım biz, evet, orijinal olsun, en doğal hali olsun. Evet. Kırşehir'in hangi köyüne yerleştiniz? Akçakent ilçesine bağlı Güllühüyük. Güllühüyük. Baba köyü. Yani. Senin arsanın içine mi yaptınız evi barkın? Yok, ben aldım. Ben yeni aldım da babamkinin kendine ait bir yeri vardı. Baştan sıfırdan ev mi yaptınız evet, oraya? Evet. Anlatın o süreci bakayım gençler. Zor mu oldu? O süreçte... Oldu? Özellikle hatun kişi olarak sen... Evet. Yani pek hanımlar istemez böyle bir şeyi. Bulaşık makinen var mı? Var da hiç kullanmıyorum. Misafir gelince onlar... Şu benim de yok bulaşık makinesi ama niye ondan başladın? Yılda bir bazı misafirler yıkamak istemeydi hani yardım ederken onlar diziyor. Sen elektrik süpürgesi mi kullanıyorsun yoksa normal çalı süpürgesi mi? Yani buradaki malzemelerimizi götürdük. İster istemez evimizi almıştık buraya göre. Orada şey oldu, hani maddi imkan biraz prefabrik yapmaya uygundu o sıra. Prefabrik yaptık ama geniş yani 4+1 bakan çok... Misafir karşılıyorsunuz, evet, ediyorsunuz, görüyor musunuz videolarınızda? Geliyor çokça. Yani temeli atmasından, o prefabrik yapım sürecine, boyasından, badanasına, o çimentoyu taşımaya hep beraber yaptık yani. Taşlarını döşedik, dağdan taş topluyoruz, toprak getiriyoruz. Değil mi? Beraber hepsini çimento taşıdık. Yani bazen hani işçi bulamıyorsun köyde, genç nüfus çok az oluyor. Ya örnek veriyorum, mesela köyde yeni ev yapanlardan bazen bakıyorum. Şimdi beyler yapıyor ya da hani arada hanımlar ziyaret de etse, iş bittikten sonra yani geliyorlar. Bu da hanımları yadırgadım ettiğime değil. Hani burada biz, çünkü burada tamamen bir şeyi bitirdik. Başka kalacak bir yer yok zaten yani. O işi yapacağız, o iş bitecek yani. Hani İstanbul'da da burada dur yok, bir bitirip orayı bir sağlamlaştırıp burada da hayat, bir hayat devam ediyor değil. Yani buradaki hayatı silip, bitirdiniz, orada yerleştiniz. Yani geri dönecek kapıyı açık bırakınca insan acaba bir dönsem mi diyebilir. Belki evimiz olsaydı burada. Dönmek ister misin şu an? Şu an yok, dönmek istemem. Kaç yıl oldu orada yaşayalım? 7 yıl. 5. 2018. Kübra'ya 7 gelmiş pardon. 7. 7 bana bayağı olmuş. Karar verdiniz mi? Kaç yıl? 5 mi 7 mi? 2018. 18 Mart 2018'de istifamı verdim. 6 yıl. Mart'ta 6 yıl olacak. Evet. Evet. Tavsiye eder misiniz? Yani şimdi şöyle, huzur bulacakları yerler önemli. Yani eşler birbirleriyle uyum sağlayabilecek mi? Şimdi, huzur bulacakları, evet. Şimdi eşin biri karar verse, öbürü istemese, gittikleri her yere o huzursuzluk, o tartışma ortamı gidecek. Biz ikimiz de karar verdiğimiz için çok bir sıkıntı olmadı. Huzuru siz köyde buldunuz.
Elhamdülillah yani inşallah. Ne çekti orada sizi başka? Şimdi yere göre değişiyor. Yani köye odaklarsak olmaz. Bugün cennet yuvamız diyor ya. Yani evet. Huzuru, huzuru yuvayı yani kendi aile içerisinde o kapılar kapanınca orada oluyorsa dışarıdaki gelen darbelerin hepsi bir şekilde atlatıyorsun. Yani bu kendi memleketine göçünce iyi olacak değil. Ben birçok akrabanın içerisine bir anda girdim. Çünkü İstanbul'da 23 sene yaşamışsınız. Yanınızdan geçen hiçbir insanı aldırmadan büyüyorsunuz. Bir binanın içerisinde 50 tane aile vardı. Ben hiçbirinin ismini bilmiyorum. Yani şimdi ama köy öyle değil. Köy sosyal bir hayat. İnsanlar iç içe. Girdiğini görüyor, çıktığını görüyor. Bir de alışkanlıklar, sorgulama. Şimdi geçenlerde bir konuştuğumuzda yani köylünün verdiği bir sosyal baskı var. Aa, mesela nasıl bir baskı veriyorsun? Ya mesela nereye gidiyorsun? Ne yaptın? O gelen kimdi? Şimdi, tanıyor ya. Mesela niye geldi? Yan komşunuz. Sizin her eve girdiğinizde, her çıktığınızda. Köylü için bu bir anormallik değil. Ama sizin yan komşunuz sürekli geliyor. Gelirken giderken nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Bugün nereye gideceksin? Benim komşuyla sorsa eyvah eyvah. Ben her gün bir yerlere gidiyorum. Ama şöyle güzel yanlar da var mesela. Diyelim ki sahura ışığın geç yanmış ya da yandığını görmemiş. Arıyor mesela aç kalma. Uyanamadıysan uyandırayım diye aradım diyor. Ya da mesela sabah diyelim ki tavuğumuz var kapısını açacağız. Açmayınca acaba hasta mısınız niye kalkamadınız soba yanıyor Allah muhafaza diye arıyorlar. Var mı hayvanlar falan? Bu sene birazcık bir tık ekonomik sebeplerden dolayı bazıları satıldı, bazıları şeylendi ama 5 senedir, 6 senedir koyun, keçi, hayvan, inek hepsini yaptık, yapıyoruz. Evet. Yani kendi yağımızı, kendi peynirimizi, kendi bahçemizi. Bize peynir getireydiniz Kübra. Yani bir yıldır olmadığı için inek getiremedim de olursa inşallah ikram ederim. Peynirimizi Kübra alacağız artık. Bu tip internet üzerinden de satış yapılıyor. Köy üzerinden doğal şeyler satıyor musunuz? Yani para nasıl kazanıyorsunuz mesela? Yani aldığımız radikal kararda şey vardı yani üretip ürettiğimizi tüketmek. Fazlasını satıp onunla da geçimimizi sağlamak. Çünkü külli bir işe girince yükü çok fazla oluyor. Eğer bir çalışan tutabilecek imkanın yoksa iki kişi çok yani kapitalist sistem gibi böyle şey değil hani fabrikasyon olmadığı için çok zor oluyor iki kişi. Fazlasını satıyorduk genelde. Şu an YouTube kanalımız var. Onun üzerinden cüz'i de olsa bir gelir geliyor. Zaten köyde kira ödemediğimiz için çoğu ürünü de kendimiz yaptığımız için çok fazla masrafımız yok. Elimizden geldiğince pazar ve bakkala çıkmamaya özen gösteriyoruz. Pazara da zaten genelde ürün satmaya gidiyoruz yani. Asgari ücretle geçiniyorsunuz yani siz? Yok. Asgari değil. Yani asgari ücret olmuyor. Bayağı geçen ay mesela söyle istersen. 3000 veya... 3000 ay mı geçiniyorsunuz? Evet. Ay bismillah. Ondan önceki 2000 belki de. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yani, siz şehire gelmeyin bence ya. Bizim bir arkadaş var. Ben lafınızı bal da keseceğim. Şey, aklıma geldi. Gel de söyleme arkadaşa. Kim olduğunu da söylemeyeyim. Ay tanınan biri. Doğuda görev yapıyor bu arkadaş. Dedim ki ya niye gelmiyorsun artık İstanbul'a gel. İstanbul'u senin dediğin gibi doğma büyüme. Yok ya dedi. İstanbul çok pahalı dedi. Burası gayet iyi dedi. Benim çocuklar da yok alışveriş merkezi yok şu. Biz parayı dedi yetiştiremeyiz bile. Ki iyi bir işte çalışıyor. Memur. Gelmedi. Uzun bir süre sonra bir birikim yaptıktan sonra geldi. Demek ki haklar 2000 lirayla geçiniliyor. Evet. Telefon faturası bilmem su faturası şu bu. Faturalar şöyle köyde su faturası yılda bir veriliyor zaten. O da cüz'i. Mesela köyde bir iş yaparsak muhtarlığın bir işini yapıyoruz. Bazen ona karşılanıyor. Yani sahil işçi tutacağını mesela ot biçmekle onun eşini yapabiliyor. Onun dışında o çok cüz'i zaten. Mesela sıvı yağı üretemiyoruz. Ama tereyağımız varsa sıvı yağına çok gerek kalmıyor. Çok fazla kullanılmıyor. Şeker. Tereyağını kendin yapıyorsun zaten. Bu arada yani biz köydeyken örnek veriyorum. Mesela fitoterapi eğitimi aldık. Mesela yani şimdi köylüde örnek veriyorum bu ot bu hep meraktan doğdu. Bende de fotoğrafçılık var. Mesela bu kuşun adı ne diyorum? Köylü her renkli kuşa ve güzel ötene bülbül diyor. Veya kanarya. Halbuki ismi farklı. Veya bu otun adı ne diyorum? Eşek otu diyor. Halbuki civan perçemi. Allah. Biz bu meraktan dolayı mesela Ankara'da bir kimya mühendisine dedim ki bende para yok ama dedim ürün vereyim sen de bana eğitim ver dedim. Hacamat sülük bu gibi eğitimlerimiz oldu. Ha mesela bir son 2-3 senedir de çok yüksek olmasa da hacamat sülükten de mesela şey olduk. Biz kendimiz... Diyorsun ki isteyen insan taşı sıkar suyunu çıkarıp parasını kazanır. Mesela sen öğretmenlik yapmıyorsun. Yok hiç yapmadım. Hiç yapmadım. Şimdi yapsam o hayattan ister istemez uzak kalıyorsun. Ve eğer hala yaşamaya devam edersen
İşten sonra tekrar bir yük daha fazla biniyor. Hı hı. Ama eğer huzurlu olacaksan ve geçimimi idame ettirebiliyorsan çalışmama da çok gerek yok. Bir de çocuğunuz var herhalde. Evet. Kızınız var. Evet. 4 yaşında değil mi? 4 yaşında. O memnun mu hayatında? Çok memnundur bence. Çocuklar doğal ortamı sever. Biz şehri görüp köye göçtüğümüz için hiçbir zaman köylü olamayacağız yani. Ama o köyde doğdu. Evet. Yani ne kadar şehre de gitse o bir köylü. Kızım benden daha köylü. Bu bunun şeyi var, mantığı bu yani. Yani orada doğduğu için yani. O ama bir... şimdi köylüyüm demek de böyle bir insanlar ben için... Ben kendime diyemiyorum işte. Sen diyemediğin için üzülüyorsun. Millet köylüyüm demeye utanıyorlar. Onu demek istiyorum. Ne sağlayacak sizin küçük hanım? Utananların kendi utancı diyorsun. Evet, onların kendi utancı yapacak şey. Yani nerede mutluysa nasıl kendilerine hitap etmek istiyorlarsa o şekilde mutlu olurlar da. Yani o da şey olur yani artık teknoloji falan ilerledi, teknik ilerlediği için ne kadar köylü de olsa ister istemez çözüm yolları, uyguladığı yöntemler farklı olacaktır. Yani ilerleyen dönemde köyde kalmak istersen. Hı hı. Çünkü teknoloji durduğu yerde durmuyor. Durmuyor, o ilerliyor, insanı da bir şekilde bir yerlere sürüklüyor. Peki Erdoğan'la Kübra kavga ettiği zaman ne yapıyor? Nasıl çözüyorsunuz? Genelde konuşmaya çalışıyoruz. Bahçeye gidiyorsun, tırpan yapıyorsun falan. Yok, bazen uzaklaşıyoruz da bazen mesela oturuyoruz. Bunun sebebi ne? Mesela diyelim ki beni bir noktada... Nereden çıkar tartışma sizde? Tartışma... Para sorunu da yok. Yok, genelde düşüncesizlikten olabiliyor bazen. Nasıl yani? Mesela anlık benim duygumu anlamamış oluyor. Bazen beni onu anlamamış oluyor. Köyde de olsa anlamıyorlar. Yani açıkça söylüyorum. Bak ben buna kırıldım. Ha, o diyor mesela fark etmedim diyor. İnşallah telafi ederim diyor. Özrünü diliyor genelde. Hı-hı. Yani eğer ki o incittiği noktaya söylemesem yapmaya devam edebilir. Çünkü fark etmiyor oradan kırıldığını. Ama söylemek lazım. Söylemek lazım. Genelde o tarz şeylerden oluyor değil mi? Hı-hı. Yani erkek anlayamıyor ya. Yani bunu bir erkek olarak söyleyeyim. Söyle bu çok önemli bir kül. Yani anlamadığını da anlamak iyidir. Ha işte ben buradan erkekler de bu sefer hadi burada bir gurur incinmesi mi bir şey oluyor. Hı. Yani geçen şöyle söyleyeyim. Hani madem aileyle ilgili bir şeydi. Yaptığım bir davranışı söylemeyeyim. Tamam. Ya çok şey kötü bir şey değil. Tamam. Bu davranışı kendisine de söylemedim daha. Bak. Bu davranışın da Kübra bak itiraf var. Bu davranışın bana yaptı yani. Mesela benim davrandığım gibi davrandı. Çok basit bir şey aslında. Ama ben ona maruz kalınca anladım. Empati yapabildin orada. Bazen öyle yapıyorum. Yani mesela orada, bana söylediği bir kelimeden ya da bana davranış şeklinde eğer ki anlamıyorsa, özür dileyip tekrar yapıyorsa ben de ona o şekilde davranıyorum. Farkı anlasın, yaşamayınca anladım. Bilmiyor. Şöyle bir şey, eşiniz sizi duymuyor ve şikayet ediyorsun. Bu adam beni niye duymuyor? Evet, onlar kendi sıkıntılarını söylemiyor. Sen de o bağırdığında Kübra, tavukların altından yumurtayı al Kübra başka yerde hiç duymuyor. Bak bu beni duymuyor o zaman belki anlayacak. Evet. Hmm. Aynı şekilde yapmak lazım. Ha kitap oku diyorsun. Mesela burada güzel kitaplar var. Önümüzde de Sait Ercan kardeşimin kitapları var. Onları sevdiğince sevgili dostlar. Yine Osman Nuri Topbaş Hoca'nın kitabı var. Vakıf, infak, hizmet. Onu da size vereceğiz. Zamanın kıymeti Ebu Gudde'nin. Bu kitaplar yorum yazdığınızda size geliyor. Sait Ercan'ın kitabı daha fazla. Çünkü bu ara gündemde biliyorsunuz hala Kudüs'ümüz. Rabbim inşallah tez zamanda özgürlüğünü nasip etsin. Orada şükür namazları kılalım. Kudüs'e sesler kitabı size gelecek. Bol yorum yapıyorsunuz. Bu arada Erdoğanların da YouTube kanalları var. Hem de iyi takipçileri var mesela. Kaç takipçiniz? 12 bin ama şu son bir ay içerisinde hatta 3 hafta içerisinde 500 bin izlenmemiz oldu. İnşallah köy hayatı üzerine bir YouTube kanalımız var. Orada köy hayatındaki yaşantıyı anlatıyorsunuz siz. Ama şu son 3 haftada Mine Hanım çok güzel bir yere geldi. Şöyle geldi. Yani gelen bir kitlede şöyle bir şey oldu. Hani ailecek izlenebilecek bir kanal bulduk. Bunu belki yani onlarca diyen insanlar var. Belki yüzü buldu. Bir orada bir şey vardı. Onu da şu an aklıma geldi de. Yani o aile ortamı, bu karı koca ilişkisi veya bir çarşaflının yani bu çok mühim. Yani çünkü yadırgadı mı köylü çarşaflı olmanı? Tabii canım. Köylü biraz yadırgadı evet. Yani Anadolu'da çarşaf şehirlerde alışıldığı gibi değil. Biraz da şey olabilir. Hani köylüden ister istemez gelinlerinden belki çarşaflı olanlar var ama şehirde olup onların arasına girmediği için ya da çok muhatap olmadıkları için bazı
kişiler bilmiyorlar. Yani bir çarşaflının nasıl bir hayatı olduğunu, sanki onlara kötü yaklaşılacakmış gibi. Yani şey sanıyorlar bazen, hani bir çarşaflı türbanlı birisine şey davranır gibi, kötü davranır gibi düşünebiliyor. Ama tanıdıkça, ön yargılar. Yani tanıdıkça, karakterini bildikçe seni de seviyor, çarşaflını da seviyor. Yani. Köye karşı da bir ön yargımız var. Yani diyorum ya, millet köyden şehire göçer, siz ters edip şehirden köye göçmüşsünüz. O ters algıyı da yıkmışsınız. O çok önemli. 3 haftada 4 kişiden çarşafa girdik. Birkaç kişiden de çarşafa girmeye bayağı niyetlendim, dua istiyorum diye. Yani bu 3 haftada konu... Siz ona da bir vesile oluyorsunuz. İnşallah. Yani toplu konu... dua ettiğimiz oluyor. Mesela canlı yayın açıyoruz bazen. Orada dua istiyor. Mesela herkes bir anda amin diyor. Yani onun şeyini hissetmek... Bereketi var tabii. Onu hissetmek gerçekten çok büyük bir şey. Ben son 3 haftada bizzat çıktım videolara. 3 hafta oldu herhalde. Daha öncesinde çıkmıyordum. Hani Erdoğan tek başına şey gibi, yani tam bir aile olarak gözükmüyor ya da ilk izlenimde gözükmüyordum. Ben çıktıktan sonra biraz daha arttı ve kişilerde çok güzel dönüşler almaya başladık. Tabii ailenin hikayesini bilmek önemli. Aile olarak yapılabiliyormuş. Evet. Böyle bir şey oluyormuş. O açıdan gerçekten tebrik ediyorum ben sizi. Yani çok fazla şey yorum yazanlar var. Mesela ben aşırı şey, yani sizinle görüşlerim aynı değil. Seküler bir insanım. Ama karakterinizi sevdim. Açık bir bayanım diyor. Yani duruşunuzu ve karakterinizi sevdim, hani takip ediyorum diyenler var. Ya da mesela karı koca arasında muhabbetin nasıl olabileceğini öğrendik dedi birisi. Çok hüzünlendim ben mesela. Geçenlerde yani, eşimle muhabbet etmeyi biz bilmiyormuşuz. Sizinle öğrendik dedi. Onun dışında telefondan başımızı kaldırmıyormuşuz dedi. Yani bunu duymak hani insan biraz cız ediyor yani için. Ama içinde bulunca bazen fark etmiyorsun bu muhabbet etmenin kıymetini. Doğru. Yani bunu yansıtıyor olmanız çok güzeldi. Yani köy hayatı, yaptıklarınız, yemek, tarif, yemek işinde de hanım bayağı iyi Kübra yani. Bunlar tamam güzel. Bu zaten videolara renklilik veriyor ama siz orada oturduğunuz iki, yani bir karı ve bir kocanın birbiriyle konuşuyoruz. Bu kamera bizi izliyor. Yani siz kameraya orada yokmuş gibi hayatınıza devam ediyorsunuz. Daha çok. Evet. Genel ama bazen bazı videonun formatı da şey oluyor. Tecrübelerimizi aktardığımız videolarda oluyor. Yani o abinin yorumu, biz kendimiz de fark etmediydik zaten. Hani zaten yaşantımızı koyuyoruz ama o onu fark etmiş yani. Ben o cümleden sonra, sen hani bekarken ettiğim dualar diyordun ya, ben de bekarken ettiğim dualardan biriydi aslında o abinin cümlesinden sonra. İster istemez ben de aileleri görüyordum bekarken. Yani insan, yani muhatap olabileceğim bir eş istiyordum. Bak muhatap dedim, konuş yani. Muhabbet edeceğim. Aynen. Konuşacağım, muhabbet edeceğim. İnsanlar artık eşler birbirini muhatap almıyor. Konuşmayı, muhabbeti geçtik. Zaten televizyon, telefon, tablet hepsi çoğaldı. Bekarken ettiğim dualardan biri buydu. Bu abinin yorumu üzerine ben öyle bir duayı bekarken yaptığımı hatırladım. Sizin orada televizyon falan kullanıyor musunuz köyde? Videolardan dolayı YouTube ve takibimiz var ama çanak anten ve bir televizyon takibi yok. Yani videolar... Teknolojiden biraz daha arınmış olarak sizin köy hayatınız. 1-2 senedir internetimiz var. O da YouTube'la beraber oldu. Ondan ayrı bir de internet ondan yok. Önce, tabii... O zaman vaktini nasıl geçiyordun Kübra? Hani öyle derler ya. Yani yok hiç, televizyon yok. Hiç sıkılmıyoruz. Yok. Hiç sıkılmıyoruz. Çünkü işimiz... Ne yapıyorsun hep? Köy işleri çok fazla oluyor. Üretmeyi sevdiğimiz için. Domates, biber mi ekiyorsunuz köy işi dediğine? Evet. Fidelerinden, tohumundan tutun. Onu yetiştirmesinde. Fidesini yetiştiriyoruz. Tekrar onu karıklara ya da damlamaya yerleştiriyoruz. Çıkan ürünü işte salça, menemen, sos, pazarda satışı, elmanın, armudun, üzümün pekmezinden tutun, çileğin, ayvanın, eriğin, kayısını, reçellerinden işte tutun, dağdan, melemenin, lütenistasından, melemeninden, sosundan, kurutmasından. Ben size yani fotoğrafını göstersem, şu an daha bugün geçtiğimiz günlerde, buraya gelmeden önce diyeyim yani, kendi domatesimi dalından diyorum, bakın dalından kopardım. Kış günü dalında domates, evet. Anadolu'da ben 1400 rakımlı bir yerde yaşıyorum. Çok bizim güzel. Bizim soğuğumuz çok. Yani bahçemdeki domateslerin yeşilken topraklı bir şekilde bizim oralarda asarlar, serin bir yere. Üzümleri asarlar. Yani şu an yazın hemen hemen 10 ay önce ektiğim domatesi hala dalından koparıp evimde yiyorum. Gayet doğal yaşam sizinkisi. Evet. Peki şehirden göçtün, şehirde yaşıyordunuz siz. Şehirde şunu yapamıyordum, köyde bunu yapıyorum ve çok rahat dediğiniz ne var? Sonra doğru geliyoruz çünkü.
Şehirde mesela istediğin herhangi bir ürünü doğal yapmak da istesen bulamıyorsun zaten. Mesela diyelim ki en basit peynir yapacaksın ya da yoğurdu kendin yapacaksın. Süt alsan aynı tutmuyor ya da yağ oranı aynı değil. Bahçe ekmek istesen, toprakla hemhal olmak istesen yani belki bir müstakil ev bulabilirsin de hani İstanbul gibi bir yerde zordu yani. Genelde apartman dairesi, komşuluk ilişkisi yok, akrabayla yakınlık yok. Ki burada yakın da olsa gidip gelme zaten mesafe uzak sürüyor. Onun dışında... Ya mesela biz açık süt alıyorduk, değil mi? Hani yoğurt yapacağımız zaman. Bunun Tutmuyordu bir bazen. sene sonra kendi sütümüz oldu. Farkı Yani görüyoruz yani ikisi arada. arasında dağlar kadar fark var. Önünde yağ yokmuş. Ama kendi ineğimin sütünde parmak kalınlığında şöyle yağlar çıkıyor. Ama biz onu yağlı süt diye alıyoruz. Yani şey değil, market ürünü değil. Yani Yine sözde açık açık süt. süt diye. Değil. Yani hiç orada da kandırılıyoruz yani Orada da şehirde. çünkü inekler belki de çok daha stabil yerde Evet. yemleniyor, besleniyor, büyütülüyor. Sizinkiler dağda, ovada, bayırda Evet. inekleriniz Bir de geziyordunuz. köyde şunu da fark ettik. Mesela kendimizi geliştirebildik. İnsan kendisini tanıyabiliyor. Allah Çünkü hani boş vaktin oluyor ya. Yani kendine ayırabileceğin bir vakit var. Allah. Yani neden hoşlanıyorsun? Ne kitap okumaktan mı, bir şey geliştirmekten mi, dikiş nakıştan mı? Ben mesela kendimi orada keşfettiğimi düşünüyorum. Çünkü ben evlenmeden önce yemek yapmayı bilmiyordum. Ama Aa, çok büyüdüm. memnun Erdoğan yemeklerinden Ben de memnunum ama ama. gerçekten Yok yok. Orada mı evlenince gelişti? Evlendikten sonra başladım ama özellikle bizzat orada geçiyor. Çünkü doğal tadı alıyorsun ya. Şimdi artık manavdan aldığın domatesin tadı gelmiyor. Oradan hazır Ha, siz aldığın şimdi şeyler. İstanbul'a geldiniz de bizim yemekleri de beğenmezsiniz herhalde. Genelde beğenmiyoruz. Aa, bir de söylüyor ya, insan yok canı falan. Yok hani tat yok Allah'ım. yani. Yemek Doğru, çok güzel. haklısın belki Burak. Minel, kızım 4 yaşında. O ayırt Bakkaldaki ediyordur bak ha. O Yok, da ediyor. helal sertifikalı da olsa, helal Ha? sertifikalı da olsa bir tane püsküvitu koyalım. Yani iki tane alıyor bitiriyor. Evet. Ama annesinin Yemeyin. kurabiyeyi size şöyle Ha. söyleyeyim, tepsiyi bitiriyor yani. Ha. Tabii. Evde yasakladım kurabiye her yere döktüğü için. Yani o kadar yiyor ama Tabii. sertifikalı da dahi olsa o hazırın bir tadı var. Tabii ki. 4 yaşındaki çocuğun Çünkü fıtratı temiz damak daha. tadı olmuyor. Tabii. Daha fazla temiz. Evet sevgili dostlar konuşacak çok şey var ama çok da zevkli gidiyor bu çiftle konuşmak. Ben şunu soracağım. Programımızın son sorusu biliyorsunuz. Evlilikte olmazsa olmaz dört madde ama sizin evliliğinizle alakalı. Bana olmazsa olmaz dört madde sayın desem bir köyde yaşamı sürdürmek diyeceklerdir eminim. Bilmiyorum. Ne diyeceksiniz? Dört madde sayın. Sen sahibi Soruyu bir tekrar alayım. Evlilikte olmazsa olmaz dört madde. Ne olmalı ki bu evlilik güzel olsun, huzurlu olsun, yuva cennet olsun? Özellikle sizin evlilik hikayeniz üzerinden. Şimdi dört maddede ya bence kişiler arasında bir yani her zaman insanın bir patlama, bir afyonunun patladığı bir dönem. Yani biri her zaman orada bir şey sakin kalmak zorunda. Yani bu sakinlik çok önemli. Yani Sakinlik. iki kişi aynı anda patlayınca bunu durduramıyor. Peki siz şehirde gördünüz ya sanki köyde o sakinliği sağlamak daha mı bir kolay? Evet. Tabii. Çünkü mesela şehirde işten eve kadar hatta iş hayatında bile insan çok sinirlendirecek, sabrını tüketecek çok mevzu oluyor. Bu sefer sabrediyor, sabrediyor, evde eşine çocuğuna patlıyor. Ya da evde eşine sabrediyor, bu sefer patronla arası kötü oluyor, işten atılabiliyor. Trafikte sen ayrı bir insanı çok yoruyor, Sizin çok orada trafik de yıpratıyor. yoktur herhalde. Yok. Olur ne Abi güzel. köyün bir de o avantajı var değil mi? Araba Bak evet yok. orada ıskaladık Köyde ya en önemlisi belki. Evet. Mesela Köyde. şehirde arabam var, imkanım var. Gezeyim desem bile gezemiyorsun trafikte. Evet. Orada en yakın mesela burada diyelim ki bir saate belki 5 kilometrelik mesafeye giderken orada birçok il gezebiliyorsun. Birçok ilin kültürünü, şeyini öğrenebiliyorsun, Şimdi bilgilerini. algı da genişliyor köyde. Örnek Ha. veriyorum. Ben normal fotoğrafçıydım. Evet. Bazı konferans veya sempozyumlarda fotoğraf çekiyordum yani. Köyde bu kuş fotoğrafçılığına döndü. Yani ben kendi köyümde 40'ı aşkın tür çektim. Kendi köylüm bile yani o kuşlardan haberi yok yani. Hani dışarıdakilerin bunu nereden çektin diyor. Şu pencere ve arkasından. Yani köyün genelliğiyle beraber 40 çeşit kuş çektim. Algının genişlediğini şöyle söyleyeyim. Şehirdeyim. Bir hastane şeyimiz oldu. Vardım. Sen büyük bir ihtimalle şeyde doktorun yanındasın. Ben de bahçede oturuyorum. Şöyle bir baktım. Yani saka diye bir kuşumuz var. Şehrin ortasında bir dalda gördüm. Ben yani 30 yaşıma kadar gelmişim. Şehirde bir saka gördüğümü 10 saatten sonra köye göçten sonra Fark ettin. ben şehre gittikçe de kuşları görüyorum artık. Yani Hmm. normalde bunları daha önce niye görmemişim?
Şimdi biraz algıda seçicilik olabilir. Algıda seçicilik, evet. Ama algıyı genişletiyor. Yani algıyı artırıyor. Zaten yani sen mesela onunla ilgileniyorsun. Veya sen bahçe işiyle, o yeşillikle, neyle nasıl vakit geçiyor diyorsunuz ya. Bir de iş çok orada. İş gerçekten çok. Yani bunun hayvanı var. Hayvanın gütmesi var. Hayvanın bakımı var. Hayvandan gelen sütün, peynir, yoğurt ve bunlar zaten külli bir yük. Bir de bahçe dönemi var. Şimdi biz mesela bahçemizi havalandırdık, gübreledik, ettik. Ortada daha hiçbir şey yok. Aylar sonra ekilecek. Bak şimdiden başladı. Kışın bile durmuyorsun. Kışa girerken de odun işi var. Kışa girerken de kışlık yufka, kış ekmeği var. Yani bir olay bir şey olmuyor yani. Vallahi Kübra bunlardan memnunsa bize de Allah daim etsin muhabbetiniz demek bu şu. Şimdi sakinlik dedin, dört madde sayıyoruz ya. İkinci madde nedir Kübra? Ya da bence iki eşte birbirinin duygusunu anlamaya çalışmalı. Anlamalı yani. Duygudaşlık. Yani neden mutlu oluyor? Yani neden kırılıyor? Evet. Ya da kırıldığı zaman ne hissediyor? Gerçekten bir taraf çok kırılırken bir taraf şaka yaptım diye geçiştirebiliyor yani. Bunu anlamak lazım. Bunu anlamak lazım. Evet, üç Erdoğan. Bunları çalışmıyor. Benim gidiyor, yıllara izlememişler. Siz izleyin. Siz de çıkın çıkın gelin efendim. Sizleri de misafir ederim programımıza inşallah. Saygı ya. Yani, ben de onu diyeceğim. Saygı çok önemli. O hep biz aile danışmanları hep söylüyoruz. Sevgi, evet. Saygı, sorumluluk falan bunlar sıradan şeyler. Evet. Ben daha değişik şeyler istiyorum böyle sizin hikayenizde. Mesela var söyleyenler. Bir tanesi demiş çok hoşuma gitti. Sanıyorum Kayseri'de bir çiftimizde. Çocuk dedi. Evlilikte olmazsa olmaz. Bir tanesi var Zeynep'ti. Zeynep Betül vokalist. Aa dedi yemek. Bu değişik sizin evliliğinizde. Mesela o yüzden de bence köy olur diye aklıma öyle geldi. Sakinlik, duygudaşlık, saygı. Son madde köyü gençler. Yazmadın değil mi abla? Bence köy ikimiz için de iyi yani, geliyor. Yani aslında köy bize dediğiniz gibi o maddelerden biri bizim için köy olabilir. Çünkü evet, yani için. Şehirle biz oradan vardıktan sonra şimdi örnek veriyorum oluyor karı koca. Ben mesela kendim bir şey olduğunda geri adım atıyorum. O anda sakinleşiyor yani. Ama sakinliği de şöyle sağlıyor. Köy olduğu için toprak insan fıtratında biliyorsun sevgili dostlar. Gidip toprağı ellese, yanına ayak toprakta bir gezse, bir koşsa, bir fırdola gidip gelse şöyle tavukların yanına falan. Hiçbir şey kalmaz. Biz bunu nereye gidelim? Hangi toprağa basalım? Evet. Peygamber Efendimiz ne diyor? Mesela hüzünlüyken gökyüzüne bakın. Şimdi şehirde ben hatırlıyorum gökyüzünü görebilir miyim? Bulursanız bakarsınız. Hadi bulduk. Aynı renk tonu değil. O fabrikaların tonu grimsi bir ton oluyor. Şehirde mesela... Ben maviyi çok severim. Bak mavi yüzüğüm de Almanya'dan bu arada. Birisi, orada mavinin tonunu yakalıyorsun. Mavinin tonu gece de mesela birisi misafirliğe gelmişti şey demişti. Yani ne kadar çok yıldız var. Ben hiç bu kadar yıldızı bir arada görmedim. Muhabbet hep olur. 40'ına yakın bir hanımdı o. Yani daha şimdiye kadar o kadar yıldızı bir arada görmedim. Yani, evet. Yani geceliğin bazen öyle bir olay oluyor ki bayağı çayınızı alın çıkın o kadar aydınlık. Yani o dolunay etkisini şeye de hissetmiyor. Gölge yani. O yüzden diyorsun orada romantizm de daha fazla. Evet oluyor yani. Güneş kadar ayın gölgesi oluyor ve ben ayı gece çıkan bir şeymiş gibi anlatılıyor bize. Ben ayı gayet gündüz de görüyorum. Evet. Hemen hemen yani hava açık olduğu müddetçe. Görmeyen biz şehirlerin suçu. Ne edelim Erdoğan kardeş? Peki programın sonuna geldik. Son neler söylüyorsunuz? Bitti. Daha çok geçtik bile. Sizin video bayağı uzun oldu şimdilik. Ama veda edelim. Yorum yazanlara kitapları hediye edelim. Özellikle Sait Ercan'ın Kudüs'e ses verip 3'er tane geliyor sevgili dostlar. Son söylemek istedikleriniz var mı efendim? Köye geçelim mi? Hadi gelin köyümüze burada, geçelim. Bize en çok sorulan sorulardan biri şu. Eşini nasıl ikna ettin? İşte ben o soruları sormuyorum. Ben her gün çok soruları sormuyorum. Merak edileni de sormuyorum. Bilinmesi gerekeni soruyorum. Yani herkes bunu söylüyor. Şimdi biz sizden önce de Mustafa Kutlu Bey'le buluştuk. Mustafa Kutlu Hocam'a selamlar. Evet, onun için gelmişler. Şimdi Mustafa Hocamızın Sevincini Bulmak diye bir kitabı var. Bu kitapta spoiler vermeyelim de bir öğretmen karakter var. Kitabın belli bir döneminde köye göçüyor. Şimdi bahsettiği bir köy var. Biz Mustafa Kutlu Bey'le tanışmadan önce ama kitabın çıktığı tarihle bizim köye göçtüğümüz tarih aynı. Bahsettiği köy Meşe Bodur Ormanı Köyü. Köyün suyu çok meşhur. Bir öğretmen var. Köyde keçi ve hayvancılık yapıyor ve öğrencilere Kur'an kursu. Bu arada biz orada ben göçtüğümde imam yoktu. Teravih namazlarını ben, cuma namazlarını ben kıldırıyordum. Hanımlara eşim Kur'an dersi veriyordu. Erkek çocuklarına veriyordum. Oradaki kitaptaki hanım da
O normal öğretmendi, okul dersleri veriyordu. Ve oturduğu köy ismi Taşoluk'tu. Tabii Mustafa Bey bir muhatap olduk. Ben kendisine mektubu, yani 50 sayfayı aşkınlık bir mektuplaşmamız vardır 5 senede. Dün kendisiyle de yani ağlamaklı olduk. Yani şükür kavuşturana. Kitaplaştıralım inşallah ya. Şükür kavuşturana diyerekten yani gerçekten o kendisi bize şunu söylüyor. Yani kahramanımsınız diyor. Şimdi bu saydıklarımın benim köyüm Meşe Bodur Ormanı. Bodur Meşe Ormanı. Ve gerçekten köyümün suyu çok meşhur. Yani bunu sadece bir Akçakent, Kırşehir'de Güllü'nün suyu değil. Bugün Almanya'ya, Hollanda'ya kadar bizim oranın Almancası çok ya. Yani evet. Kırıkkale, Kırşehir, Ankara'dan gelip alıyorlar yani. Suyu çok meşhur. Boşu Bodur Meşe Ormanı. Dedim ki Mustafa Bey sadece dedim hani öğretmen, eğitim onlar da var zaten. Sadece dedim köyün ismi tutmuyor dedim. Güllü Hüyük. Ama şöyle söyleyeyim. Biz iki yan yana iki köyüz. Bu Güllü Hüyük, bu da Taşoluk. Allah'a ekber, yani, sanki hikayemizi biliyormuşuz da yazmışız. Yani 5 dakika, yani köyde o kadar uzak değildi. 5 dakika yani köy. Benim kendi tarlalarım Taşoluk'ta yani. Hoca hayal etmiş ama siz gerçeğini yapmışsınız. Evet, yani, o da şaşırdı. Yani sanki benim kahramanımsınız dedi hatta. Evet, zaten kitabımı okudunuz mu dedi. Yok efendim, ya zaten yeni çıkmış yani. Kitap çıkmış, biz köye göçtük yani. Kitabın ismini bir daha söylerdim. Sevincini Bulmak. Sevincini bulmak. Kitap alıyoruz ve okuyoruz sevgili dostlar. Evet. Sevincimizi buluyoruz. Bu gençler sevinçlerini köyde bulmuşlar. Yuvalarını orada kurmuşlar. İyi ki de kurmuşlar. Siz de sevincinizi nerede buluyorsanız yuvanızı orada kurun. Bunun için köy olmuş, şehir olmuş, yurt içi olmuş, yurt dışı olmuş. Hiç önemli değil. Köye, yeter ki sevinci bulalım. Evet. Köye göçle ilgili izleyicilerimize şöyle bir şey söyleyelim. Mustafa Kutlu Bey tüketim ekonomisi yerine üretim ekonomisini tavsiye eden ve bununla ilgili birçok fikri, yazısı, denemeleri ve hikayelerinde de genelde onu işler. Amentü'ye inanıp hududullah çizgisinde olanların yapması gerekenler diyor. Yani bu anlattıklarım Amentü'ye inanıp da hududullah çizgisinde gidecekler içindir diyor. Bu çizgiyi dışında bu dediklerimi yaparsanız pişman olursunuz hesabı. Ben buradan tavsiye amaçlı şunu söyleyeyim. Mustafa Kutlu Bey'in eski yazıları, yeni yazıları ve denemelerini okuyun. Kendinize bir şey çizin ve bu yolla gidin yani. Evet, çok önemli. Son olarak da şunu söyleyeyim. Eşinizi nasıl ikna ettiniz dediklerinde ben hayal ediyordum, eşim beni ikna etti. Genelde erkekler bana soruyor yani hani Kübra'yı nasıl ikna ettin? Ben onu ikna ettim. Ben hayal ediyordum. Eşim ikna etti. Ama şöyle de söyleyeyim, ben nasıl söyleyeyim, ortaokul, ilkokul hatıra tutan biriyim. Geçenlerde ya da arada bir geçmişe bakıyorum. Yani toprağın kokusundan bahsetmişim, ortaokul, lise öğrencisi. Yani şimdi altyapı önemli. Bu şu an bir trend oldu. Şu an bir lükse kaçtı iş. Yani herkes yapıyor diye yapıyorsak, paranız varsa yapın. Ama çok da paraya bakacak bir iş değil yani. Evet. Var. Yani şehirden köye göçmek yok, için. Yok imkan şu anki ekonominin biraz çok ciddi bir manada. Bir de sen bir cümle söylemiştin hani ikna etmek değil de. Yani bana soru ya ben eşimi nasıl ikna edebilirim diye. Ben dedim ki abi dedim bak şimdi eşlerden birisi bu bazen mesela ben Çeşme'deyim. Çeşme'ye su dolduruyorum orada abla Erdoğan ben seni kanaldan tanıyorum ne yapıyorsun ne diyorsun komşu köylümüz. Geliyorum buralara da benim herifi getiremiyorum diyor. Mesela yani sadece kadınlara değil yani erkekler de gelmiyor bazen. Şimdi eşlerden biri diyelim. Bayanların üzerine yüklenmeyelim. Çünkü ben bazı ailelerde görüyorum. Aslında ablalar, hanımlar bütün işin yükü kendine kalacaklarını bildikleri için istemiyorlar. Yarı yolda erkeklerinin kendilerini yarı yolda koyacaklarını bildikleri için aslında ikna olmuyorlar. Şimdi eşlerden biri ikna yoluyla geldiyse ikna edilmiş bir kişi davada dönebiliyor. Yani sen onu ikna etmek için bir şeyler vaat edeceksin. Hayvanlar olacak. Sen yani saraylarda yaşatacağım diyor ya o misal. Yani eğer bu ulaşılmazsa ikna edilmiş kişi seni yarı yolda koyacak ve o gün işte o cennet yuvamızın bozulduğu gün olacak. Evet. Ben videoya başladığımızda ne dedim? Biz evlendik. Biz birbirimizi ne zaman ikna ettik hala hatırlamıyorum. Biz evlendik ve köye nasıl giderizin yolunu çiziyoruz. Kolay bir şey değil. Bak ikna etmedik. Olay belli. Yapmak istiyoruz.
sadece nasıl yapacağız derken bile 1,5 senemizi aldı. Sonunda verdiğimiz karar şuydu. Biz neye endişe ediyoruz dedik. Oraya vardığımızda neyle geçineceğiz? Yani endişeyi, telaş, risk, endişeyi, istikbal. Yani bu ikisi, istikbal gelmedi zaten. Onun endişesi taşımanın bir anlamı yok dedik. Rızık da Allah'ın vaadi üzerine. Tamam. Ve 1,5 senede ulaşabildik ama bu duyguya. Onu da söyleyeyim. Yani ha demeye böyle başlayak diyemeyiz yani. Çok teşekkür ediyorum gençler. Çok güzel bir sohbet ve muhabbet oldu. İzleyenlerimiz için de onlara bir bakış açısı sağlamıştır. Ama biz şunu hep söylüyoruz. Rabbim inşallah bir yastıkta ihtiyar, bir ömür bahtiyar eylesin. Yuvaları cennet olsun. Tüm ev çiftlerimizin bize yolları düşmesin. Aile danışmanıyız ama bize yolunuz düşmesin efendim inşallah. Kanalımıza da soracak olurlarsa. Erdoğan. YouTube'a Erdoğan Akman yazarlarsa zaten orada direkt çıkıyor yani. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımıza da yorum yazdıklarında hediye kitaplarımızı gönderiyoruz. Evet, biz bu cumartesi buradaydık. Daha doğrusu misafirlerimiz bize geldiler Kırşehir'den. Ama bir başka cumartesi kim bize gelir? Biz kime gideriz? Kimlerle karşılaşırız? Bilemiyoruz. Duamız odur ki hayırla karşılaşalım. Hayırla gelen gelsin. Hayır bulalım ve hayır bulduralım inşallah. Evet, hoşça bakın zatınıza, davanızdan başka bir şeyi takmayın kafanıza. Görüşmek üzere.